Merhaba sevgili gençler. Çok önemli bir videoyla karşınızdayız. Artık LGS ve YKS'ye sayılı günler kaldı. Bütün uzmanlar son bir ayda özellikle denemelere ağırlık vermemiz gerektiğini, hata yaptığımız kısımlarla ilgili konu tekrarı ve konu testi çözdükten sonra tekrar denemelere devam etmemiz gerektiğini söylüyorlar. İşte biz bu videoda sizlere deneme çözerken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili 10 önemli öneride bulunacağız gençler. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle deneme öncesi, deneme anı ve deneme sonrası şeklinde 3 kısma ayırdım ben bu 10 öneriyi. İlk önce deneme öncesi hazırlıkta ne yapmalıyız buna bakalım. Şimdi denemeye başlamadan önce ilk yapmamız gereken iş sınavı ciddiye almalıyız. Denemeye başlamadan önce gözlerimizi kapatıyoruz. Sanki LGS, YKS sınav anındaymışız gibi 10 saniye hayal ediyoruz. Sınavdaki salon başkanının sınav başladı dediğini duymuş gibi gözlerimizi açıyoruz ve denememize gerçek sınavmış gibi ciddi bir şekilde başlamamız gerekiyor. İkinci önemli nokta, denemenin yeri. Şimdi pek çoğunuz denemeyi evde yapıyor değil mi? Şimdi ev ortamıyla okul ya da dershane ortamı aynı değil. Siz nerede gireceksiniz bu denemeye? Tabii ki okullarda gireceksiniz. O zaman denemeyi yapacağınız yer kütüphane olabilir, dershanede herhangi bir sınıf ya da okuldaki bir boş sınıf olursa çok daha gerçekçi olacaktır. Bu nedenle ne diyoruz? Mümkünse okul, dershane, kütüphane gibi yerlerde deneme çözmeye çalışın. Ha, olmuyor mu? O zaman geçin de evinizde sessiz, sakin bir odada, çalışma odanızda denemeyi çözün gençler. Evet, bir başka önemli husus, zaman tutun. Gerçek sınav sürelerini uygulayın. Sınavınız 75 dakikaysa, gerçek sınav süresi LGS'deki sözel süre diyelim ki, 75 dakikaysa o zaman o 75 dakikayı birebir uygulayın gençler. Tamam mı? Gerçek sınav sürelerini uyguluyoruz. Zaman tutarak deneme çözüyoruz. Deneme anında neler yapmalıyız? Şimdi bunlara bakalım. Yeme içme. Şimdi deneme yaparken önünüze işte tostu, meyveydi, süttü ya da sevdiğiniz içeceklerdi. Bunları koyduğunuz zaman evet güzel. Yiyip içebilirsiniz. Kimse size karışmaz tabii ki. Ancak şunu unutmayın. Gerçek sınavda sadece ve sadece su içebiliyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Sizler bunu gerçek sınavmış gibi düşünecekseniz deneme anında önünüzde sadece su olmalı. Bu daha gerçekçi hale getirecektir diyoruz. Denemede ara verme ya da mola verme doğru mu? Şimdi denemede eğer çok zorunlu durumlar olmadıkça ara vermeyin. Tuvalete gitmek bile bir aradır ve gerçek sınavda sizler lavaboya gitmek için izin alamayacaksınız. Bundan dolayı gençler sizler gerçekten denemeleri gerçek sınav gibi düşünecekseniz bunlara da dikkat etmekte fayda var. Bir başka husus da rahatsız edici unsurlar. Şimdi deneme gerçekleştirilirken odaya sürekli annenizin girip çıkması ya da önünüzde cep telefonunun olması, o sırada WhatsApp'tan bir mesaj, sevdiğiniz bir arkadaşın size bir mesajı geldiğinde direkt dikkatiniz dağılacak, dayanamayacaksınız ve cep telefonunu eline aldığınız anda film kopacak. Tabii ki araya bir sürü şey girecek ve sizler deneme ortamını bozmuş olacaksınız. Biz ne diyoruz? Deneme sırasında telefonlarınızı kapatın ya da sessiz alın ve uzakta tutun. Televizyon kapalı olsun. Müzik dinlememek çok daha iyi. Ne kadar gerçek sınav ortamına yakın ortamlarda deneme yaparsak o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle gerçek sınavda sen müzik dinleyemeyeceksen müzik dinlemeden soru çözmelisin, denemeyi gerçekleştirmelisin. Şimdi sessiz ortam önemli ama bunun şöyle bir dezavantajı da oluyor. Çok sessiz ortamda deneme çözdüğünüzde bu sefer gerçek sınav anında ister istemez dışarıdan ses gelebilir. Ya da koridordaki güvenliğin çıkarttığı ses sizi rahatsız edebilir. O nedenle çok az da olsa gürültülü ortam olabilir. Bu ortamlarda ne kadar gerçek ortama yakın şekilde deneme çözerseniz
İnanın ki deneme sırasında çok rahat edeceksiniz gençler. Evet, bir başka önemli husus da zaman yönetimi. Deneme anında sorulara takılıp zamanı gereksiz harcamayınız. Bakın, deneme sırasında bazılarınız matematikteki atıyorum 5. soruyla inatlaşıyor. Ben bu soruyu kesin çözmem lazım. Çok basit bir soru ama seçeneklerde bulamıyorum. Tekrar bir bakayım. Tekrar tekrar bir daha bakıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki 10 dakika bu soruya harcanmış. Aman aman dikkat. Gerçek sınavda da bunu yapabilirsiniz. Çok çok önemli bir noktadır. Zamanı iyi yönetmelisiniz. Yoksa sizler sınavda, gerçek sınavda süreyi kontrol edemezsiniz. Denemelerde de tıpkı gerçek sınavdaymış gibi zorlandığınız soruyu en fazla 2 şans verin. 3. şansı vermeyin, geçin o soruyu. Yuvarlak içine alın, geçin. Zaman artacaktır. Artan zamanda tekrar bakarsanız o soruya, işte o zaman rahatlıkla o soruyu çözebileceksiniz. Tamam mı? En fazla 2 kere okuyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Zamanı iyi yönetmemiz lazım gençler. Evet, deneme sonrası ne yapacağız? Denemeyi yaptık. Çok güzel. Biraz mola verdik. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik. Daha sonra ne yapacağız? Gençler, aynı gün, bakın ertesi gün değil, aynı gün deneme bittikten sonra analiz yapacaksınız. Hata yaptığınız, çözerken zorlandığınız ya da atarak doğruya ulaştığınız soruları belirliyoruz. Ve bu sorularla ilgili şu çalışmayı yapacağız. Atıyorum 8. soruyu yanlış yaptınız fenden. Hangi konuyla alakalı? Genetik, kalıtımla ilgili. Hemen not ediyorsun. Kalıtımdan bir yanlış çıktı. Bir başka yanlışın daha var. Basit makinelerden, eğik düzlemden yanlış çıkmış. Onu da not ettik. Matematiğin yanlışlarını not ediyoruz. Daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Hataların üzerine gideceğiz. Hata yaptığımız her bir konu için ilgili konu ile ilgili konu kavrama testi çözeceğiz. Eğer konu eksiğiniz varsa konu anlatımlı kitaplar, YouTube ya da öğretmen desteği ile konu eksiğimizi gidereceğiz ve sonrasında tekrar deneme çözeceğiz gençler. Bunu yaptıkça denemelerdeki netlerinizin düzenli olarak arttığını göreceksiniz. Peki bunu nereden göreceğiz? Tabii ki de netlerimizi tablolaştıracağız. Yani bakın bu örnek tabloya, net deneme numarası 1, uygulama zamanı 5 Mayıs 2019 ve netim kaç çıkmış mesela, LGS olsun bu, 15 matematik, 20 soruda 15 matematik, 20 soruda 17 fen netim var. Toplamda da sayısalda 32 netim var. Ve işte 7'sinde 2 gün arayla bakın deneme çözdüğümü hayal edelim. Neden 2 gün arayla? Çünkü buradaki 5 tane matematik konusuyla ilgili ben ertesi gün ne yapıyorum? Bakın 6 Mayıs'ta tekrar yapıyorum, konu tekrarımı yapıyorum. O konuyla ilgili bir sürü test çözüyorum. Yanlışlarımın üzerine giriyorum. Ve ertesi gün yani 7 Mayıs'ta tekrar bir deneme daha. 8 Mayıs'ta konu eksiğimi gideriyorum. Tekrar konulara çalıştım. Konuyla alakalı testler çözdüm. Hatalarımın üzerine gittim. 9 Mayıs'ta tekrar bir deneme daha. İşte bu şekilde son bir ayımızı değerlendirirsek gençler, inanın netleriniz çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Evet, inşallah faydalı olmuştur diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Hoşça kalın.